Hayatta iki şeyden, ölümden ve vergiden kaçış yok denir. Ama vergi toplamak özellikle şu zorlu ekonomik koşullar altında kimi hükümetler için çetin bir iş. Ancak Tayvan'da vergi dairesi yılmıyor. Bu ülkede kayıt dışı parayı kayıt altına çekmek için eşsiz bir yöntem denenmekte. Tayvanlılar artık aldıkları her kasa fişiyle ulusal piyango çekilişine katılabilecek. Bu uygulamanın müthiş ilgi çektiğini söyleyen Taipei muhabirimiz Cindy Sui'nin haberi. Bir kafeden kahvaltınızı alıyorsunuz. Bu sıradan bir alışveriş birçokları için. Bize verilen her kasa fişi kafenin o satışta ne kadar kazanç sağladığının kanıtı. Buna dayanarak vermesi gereken vergiler belirleniyor. Ancak Tayvan'daki farklı uygulama her müşterinin kasa fişi almaya hevesli olması. Öyle ki birçok Tayvanlı kasa fişlerini biriktirmeyi saplandı haline getirdi. Zira iki ayda bir Maliye Bakanlığı piyango çekiyor kasa fişindeki numara, çekilişteki numaraya uyarsa büyük ikramiyeyi kazanmak işten bile değil. Satın aldığım her şeyin fişini de istiyorum. Bunları desteklediğim hayır kurumuna veriyorum. Çünkü büyük ikramiyeyi onların kazanmasını istiyorum. Tayvanlıların çoğu kasa fişlerini daha fazla gelir elde edebilmesi için hayır kurumlarına bağışlıyor. Tayvan'ın her köşesinde halkın alışveriş sonrası fişlerini atabilmesi için böyle kutular yerleştirildi. Piyango'daki ikramiyeler 6 dolardan başlayıp 333 bin dolara kadar uzanıyor. 2011 yılında tutarı 245 milyon doları bulan 24 milyon aşkın ikramiye dağıtılmıştı. Yetkililer bu uygulamayla vergi gelirlerinin %59 ila 75 oranında arttığını söylüyor. Geçmişte bazı firmalar vergi ödemediği için bu sistemi uygulamaya başladık. Halkı alışveriş sonrası fiş almaya teşvik ediyoruz. Sonra bu kasa fişlerini bir yere bağışlayabiliyorlar. Böylece hayır kurumları ek gelir elde ediyor. Ama bu uygulama çok tutulmuş olsa da hala önemli boyutlarda olan kayıt dışı ekonomi mevcut. Ayda 6600 dolardan az kar elde eden küçük işletmeler kasa fişi vermek zorunda değil. Tayvan'daki işletmelerin %20 kadarı bu vergi ve ikramiye sistemine dahil değil. Geleneksel pazarlar, sokaklardaki satıcılar ve ufak çaptaki dükkanlar bunlar arasında. Bunlar ya hiç vergi ödemiyor ya da tahmini gelirleri üzerinden %1 oranında vergi veriyor. Şimdi adadaki vergilendirmeye daha fazla işletmenin dahil edilmesi için planlar yapılıyor. Yakında piyango uygulamasında da köklü bir yenilemeye gidilecek. Bu da elinize verilen kasa fişlerinin sonu anlamına gelebilir. Tayvanlılar cep telefonlarını internet üzerinden kayda geçirmeye teşvik ediliyor. Böylece alışveriş sonrası kasa fişleri otomatik olarak hesaplarına işlenecek. Üstelik sanal hesap açanlar daha büyük ikramiyeler kazanabilecek. Bunun vergi tahsildarları açısından da karlı bir sonuç sağlayacağı düşünülüyor.